Evet, selamlar gençler. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Selamlar, merhabalar. Nasılsınız bakayım? Keyifler yerinde mi? Ay tam da mola vermiştim. Peyzacı merhabalar. Mihraç merhabalar. Merveciğim, Ahmet, Serhat. Sadullah Cihan, Paris'ten selamlar, iyi yayınlar hocam. Sadullah'cığım Paris'ten. Gerçekten mi lan? Sevgiler, selamlar. Ne kadar güzel ya. Gidemiyoruz oğlum. Neyse, sağlık saatimiz yerinde olsun. İntegral'den geldik Oğuzhan. Hocam ışık süper. Teşekkür ederim. Gül, Damla merhabalar. Tuğçe merhabalar. Teşekkür ederim. Ben deyim. Sağ olasınız. Furkan Düzenli merhabalar. Yani Ahmet, kesinlikle bir terapist görmeni, iyi bir terapist görmeni öneririm. Yani onların işi. Doğacığım, telefonda konuşmuştuk bugün. Zaman ayırdığınız için teşekkür rica ederim. Doğacığım, bütün vaktim sizin. Hepsi sizin. Evet. Rica ederim Doğacığım, bütün vaktim. Evet. Ha, Sadullah, Erasmus'tasın. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Buse Nurcuğum, dörtgenlerinizin neredeyse bir saatlik ilk kısmı yüklendi. TK2'yi az önce çektim, montajladım, upload ettim. Ama şu anda girersen zaten bu akşam izleyeceklerin yüklendi ve yayında. Başlayabilirsin. Mutfaktan geldim. Ulan mutfaktan geldim gibi anladım. Mutlak değerden geldim. Udemy dışında eğitim alabileceğimiz web siteleri söyler misiniz? Masterclass. Ben de ona yeni üye olmayı düşünüyorum çocuklar ya. Orada tabii çok böyle işinde über iyi olanlardan anlatılan dersler var ama çok da ilgimi çekti. Skillshare, Coursera, Udemy. İspanyolcanız varsa veya İspanyolcam yok ama İngilizcem var. Altyazı İngilizceden anlayabilirim diyorsanız Domestika. Zaten online courses diye arattığınız takdirde dünyalar kadar şey çıkıyor. Bana sormanıza bile gerek yok. Sayenizde İTÜ kazandım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Aferin size. Dörtgenlerde canlı ders olmayacak çocuklar. Ben sadece normal kendim anlatıyorum. Başladım anlatmaya. İyi akşamlar hocam. Ahmet Taha. Üçgenler kampı için kararsız kalmalarını önermem. Kampınız çok güzel. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Taha'cığım. Ben de seninle hemfikirim aslına bakarsan. Hocam ben orta seviye denebilecek bir denemede matta 30 net yapıyorum. Sizin denemenizi alsam çok ağır gelir mi? Yani biraz ağır mı seviyesi? Hayır, çok ağır gelmez. Gerçek üniversite imtihanına yakın tutmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz onları çok zor yapmak değil. Yusufçum merhabalar. Hocam sizinle sıfırdan başladım da geometriye ne zaman başlayayım? Sarmıyor, geç bile kalmışsın. Yani üçgen bitirme kampı ile birlikte zaten başlamış olman gerekiyor. Hemen başla. Hocam iyi akşamlar. Ben bugün denemeye ilk defa katıldım ama gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Her şey için teşekkürler. Evet, denememizi başlattığımızda ben ofisten çıkıyordum. Dolayısıyla ben arabadaydım o esnada. Araba kullanıyordum. Vallahi ben arabadan bağlandım. Barış hocanız o bulunduğu yerden bağlandı. Bitirirken de vallahi evdeydim. Bitirirken de evden bağlandım. Yani araba kullanırken bile size bağlanıp en azından sınavın başında hani öğretmen sınıfa girer bir iki dakika konuşma yapar öğrencini görür gider ya. Öyle bir ortam yapabiliyor. Olabiliyor. Çok da keyifli oluyor bizim için. Gül'ün memnun kalmana çok sevindim. Sağolullah. Yayıncılığı bayağı geliştirmişsin hocam. Yorum alma çok iyi olmuş. Eyvallah Sağolullah'cığım. Sağolullah bundan bahsediyorsun değil mi? Ekrana getirmemden bahsediyorsun yorum almak olarak.
Aslına bakarsan çok daha geliştirmek istiyorum. Bunun çok daha ileri bir boyut olduğunu düşünmüyorum. Ve bununla ilgili de çalışıyorum sürekli. Öğrenmeye çalışıyorum. Hocam ne içiyorsunuz? Biz de isteriz. Filtre kahve. Yaparsanız bir şey yok. Hocam DGS ile Boğaziçi bilemiyorum Doğukancığım ya. Ahmet Uğurlu. Ahmetciğim bizim yayınlarımızın tamamı, biz matematik ve geometri iş yapıyoruz sadece ve üniversite imtihan işi 9-10, 11, 12. sınıf müfredatı ama özellikle üniversite imtihan odaklı. Bizimkilerin tamamı zaten video çözümlü. Yani bizimki benim size ders anlatmam için yazılmış olan bir kitap üzerinden birlikte yapacağımız bir özel ders formatında bir çalışma. Yani sizin kendi başınıza debeleneceğiniz bir çalışma değil. Tam da senin dediğin gibi bir şey bizimki. Ahmet, bir yandan da sana şuradan göstereyim mi? Mesela neyi göstereyim sana Ahmet? Tam sayıları göstereyim. Bak, şöyle bir şey bizim çalışmamız. Evet. Ahmet görebiliyor musun? Görüyorsun değil mi? Bu bizim tam sayılar dersimiz. Satın alıp kayıtlı olduğun takdirde gireceğin ders bu. Kitabımızın birinci kitabımızın ilk konusu da bununla başlıyor. Ve de girişe basıyorsun burada. Ve ana kim yakışıklı? Burada ben ilk başta bir konuşma yapıyorum. Evet ve başlıyoruz şimdi seninle Kaf 1'le. Şey gibi olmuş değil mi? Şimdi avcuma düştünüz. Canını okuyacağım ben senin. Der gibi gözüküyor değil mi? Aslında öyle değil. Burada ilk başta bir giriş konuşması yapıyorum. Ardından da sen kitabını açıyorsun ilk sayfayı. Ben buradan sana Evet, ilk başlıyoruz sayfayı şimdi tane 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 bir anlatmaya bir başlıyorum. sütunla tane tane ben anlatıyorum. Bak tane İstersen tane. sonra bölünmeden kim Arada ekranlara, ekranı ekrana gelerek böyle böyle elimde dijital bir kalemle yok ki. anlatıyorum. Her kitap kabaca 400-450 sayfa arasında bir içeriğe sahip. Dolayısıyla çok teferruatlı bir iş. Bildiğin özel ders gibi bir iş. Hocam üçgenler bitirme kampını aldım. Anlayamadığım için Kafka'yı aldı ve çok zor geliyor. Anlıyorum ama anlasam bile ben yapamıyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz? Serhat ısrarla devam et oğlum. Israrla devam et. Serhat bir de bana kaçıncı sınıf olduğumu yazsaydın ya ya. Hocam LGS için KAF 4 kullanılır mı? LGS dediğiniz liselere geçiş sınavı değil mi? Hayır tabii ki de. Bana bu soruyu galiba siz daha önceden de sordunuz. Hatta geçen canlı yayında. Hayır olmaz tabii ki de. Yusuf Bey teşekkür ederim. İlgileniyoruz. Önder Berk Sara sağ ol canım. Kafes serileri Ocak ayında devam edecek. Şu anda geometriye çok odaklı ilerliyor Barış hocamız o yüzden. Hocam Ocak 1 dörtgenler başlamak için süre nasıl geç mi? Hayır Merve hiç geç değil. Zaten ben de bayağı dörtgenlerin anlatımını ilerletmiş olurum. Ondan sonra da başlar devamını getirirsin. Hiç geç değil. Hocam DGS kitabı çıkacak diyordunuz. Ne oldu o iş? Çocuklar hep şunu söylüyordum size. Lütfen DGS kitabı ile ilgili biz size bir bilgi veririz ama bununla ilgili gelişmeyi çok kısa vadede beklemeyin. Bu kitabı da çok kısa vadede beklemeyin. Alıp de, yani DGS'ye başlayacaksanız alıp hemen Kaf 1 ile başlayın. Vaktiniz çok kıymetli. Biz hiçbirinize bu kitabı çıkartacağız bizi bekleyin demedik. Zaten beklemeyin diyorum. Beklemeyin. Çıkarttığımız takdirde almak isterseniz alırsınız ama yakın zaman içerisinde yok. Geometriye odaklıyız şu anda. Ah. Miraç Bilgen. Evet. İrem Yılmaz geldi aklıma. Burada mı acaba? İrem bıkmıştır benden herhalde. Lütfen ekibimize ulaşır mısın Mihraç'cığım ya? Hocam Boğaziçi sizin ofisinize yakın mı? Yakın. Dörtgenler canlı dersleri ne zaman olacak? Utkucuğum dörtgenler canlı dersleri olmayacak. Dörtgenleri ben kamera karşısında kaf anlatır gibi anlatıyorum size. Fatih Atakan, Ocak ve Şubat soru kulüplerinin çıkacağını düşünüyorum. Burcu Meslem Kova.
Diğer bu bahsettiğin konuları da yapacağız. Evet, yapacağız inşallah. Hilal Aydın, Aylin, özür dilerim. Hilal Aylin. Hocam sizinle çalışıyorum, sizinle tanıştığım için çok mutluyum. İnşallah güzel bir sonuç elde edebilirim. İnşallah güzelim. Hocam denemelerde netim 6-7 çıkıyor. Açıkçası sizin denemenizi almaya korkuyorum. Ne dersiniz bu duruma? Ben özellikle de tam da bu yüzden bizim denemenizi aldığınız takdirde faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Sebebi de siz onu bizim gözetimimiz eşliğinde eğer yaparsanız, gerçekten de başınızda biz dikilirken yaparsanız, belki sizin yaptığınız 6-7 10-12'dir. Belki sizin yaptığınız 6-7 6-7 bile değildir de 1-2'dir. En azından bunu daha iyi görürüz bana kalırsa. Korkunun eceli faydası yok. Alıp başlayacaksınız. Bana kalırsa alıp başlamanız ve kendi durumunuzu görmeniz daha doğru. Korkmaktansa. Hocam 11'im TYT denemelerine sizinki zor diye katılmadım. Orta seviyeden bir deneme aldım. 12'ye geçerken alsam denemeleri. Siz bilirsiniz, olabilir. Ama ben yıllar içerisinde kazandığım deneyimim genelde şu yönde. Kendini 12. sınıflarla rekabet edebilecek noktaya getirmiş ve onlarla ısrarlı bir şekilde rekabet eden 12. sınıflarla 12. sınıfların koşullarında mücadele etmeye çalışan 11. sınıflar kendi akranlarına göre, yani sınıf arkadaşlarına göre, diğer 11. sınıf arkadaşlarına göre çok yol kat ediyorlar. Dolayısıyla yani daha zor bir düşmanla çarpışıyorlar onlar. O yüzden diğerlerinden daha çabuk büyüyorlar. Daha çabuk matematiksel olarak olgunlaşıyorlar. O yüzden ve daha çabuk onların arasından sıyrılıyorlar. Ben olsaydım 11. sınıf olup aynı anda 12. sınıflarla rekabet edebilecek bir ortam bana sunulsaydı bundan memnun olurdum. Sadullah çok haklı demişsiniz ama Sadullah ne dedi? Ben göremedim ya. Sadullahcığım. Sim yok Ramazan henüz ya. Tekrara düşüyor olmayayım da seviyem sıfır geometri için hangi konuları bilmem gerekiyor? Sami, YKS'ye gireceksen bütün geometriyi bilmen lazım. Üçgen, dörtgen, çember, katı cisim alanıcım da analitik. Geçen yıl katılan sayısı daha mı fazlaydı denemelere bana? Hayır, bu sene çok daha fazla. Çocuklarım, yorumlar o kadar aktı ki ben yorumların güncelliğini yitirdim. Arada bazı yorumları göremedim, her zaman olduğu gibi. Hocam İngilizce hazırlıktayım. Öğrenme teknikleriniz var mı? Tavsiye alabilir miyim? Öğrenme tekniğiyle kastettiğinizi anlayamadım ya İngilizce ile ilgili. Hocam tek sorum var. Biraz ukala mısınız sanki? Yani aslına bakarsanız hiç ukalaca konuşmamaya çalışıyorum. Yani konuşmalarımın ve kullandığım cümlelerin, size karşı hitap şeklimin ukala olduğunu aslına bakarsanız hiç düşünmüyorum. Aksine bunca yıldır da hep ukalaca olmamasına, çok bilmişçe olmamasına, hep böyle tevazudan yana olmasına gayret sarf ettim. Ama bence bunun size ukala geliyor, yani tonumun size ukala geliyor olması bana kalırsa bana karşı bir sempati beslememenizden, belki beni birazcık sevmiyor oluşunuzdan kaynaklı olabilir. Kafeslerin devamı gelecek mi? Gelecek, Ocak'ta gelecek. Biz ondan çok keyif alıyorduk da şu an lütfen büyük harf yazmayın. Ahmet Emin hocam merhabalar. Kaf 1 aldım. Daha sizinle ilk kez başlıyorum. Çok zorlanıyorum. Biraz moral verin. Size çok strese girdim. İyi bir iş yapamayacakmışım gibi hissediyorum. Ahmet Emin. Sana biraz moral vereyim. Her şeyin çok kötüye gittiği bir ülkede önümüzdeki 10-20 yılında bundan daha iyiye gitmeyeceğini kişisel olarak düşündüğüm bir ülkede ve fakat her şeyin sizin için, ülkemdeki herkes için, özellikle gelir seviyesi çok düşük canım halkımız için, vatandaşlarımız için her şeyin çok daha iyiye gitmesini can gönülden istediğim ülkemizde ve dünyanın bu şartlarında bence kendinizi
çok iyi geliştirmekten, yaptığınız işi çok iyi yapmaktan başka hiçbir şansınız yok. Bu hayatın dişlileri bundan 20 sene öncesine göre çok daha öğütücü, çok daha keskin. Ya hocam ne diyorsun sen keskin meskin? Abi keskin. Yani annenizin babanızın esnaf olup dükkan açıp mal satmaya çalıştığı bir yerde aplikasyonlar üzerinden nerede olduğu belli olmayan insanlar bir iki yazılımla dünyanın malını satıp size nal toplatabiliyor. Dolayısıyla dijital teknolojilere çok yatkın olmanız lazım. Yakın durmanız lazım. Öğrenmeye açık olmanız lazım. Ahmet Emin Kahpil'le ne alakası var bunun? Şöyle alakası var. Mücadele etmen lazım. Yani iş hayatına atıldığınızda da büyük bir mücadele vermeniz gerekecek. Belki bizim zamanımızda verdiğimizden çok daha fazlasını sizin vermeniz gerekecek. Ama o mücadeleyi şimdi masanızın başında matematiği anlamaya çalışarak gerçekleştireceksiniz. Sonra da kendi alanlarınızla ilgili kendinizi geliştirmekle, üniversitenizle. Çok zorlanıyorum. Normaldir. Hangi liseden ya da nasıl bir liseden mezun olduğunuza bağlı. 4 sene boyunca, 5 sene boyunca matematiğe ne kadar ilgi gösterdiğinize veya hiç ilgi belki de hiç ilgi göstermeniz, yani ne kadar ilgi gösterdiğinize bağlı. Bizimle günde kaç saat çalıştığınıza bağlı. Ama şunu söyleyebilirim sana. Matematik telafisi mümkün olan bir şey. Yani bu işin telafisi var. Bu işi telafi etmeye başladığınız zaman da yapmanız gereken şey çok ciddi vakit ayırmak bu işe. O yüzden telafisi olan bir şeyden bahsediyoruz. Bu bence çok iyi. Berkkan Kahraman, 1 yıl. Aldığınız günden itibaren 1 yıl. Saadettin, günaydın. Saadettin'cim, günaydın. Sınıfın matematikte hiçbir zaman çok kötü olmadım ama sayenizde farklı bakış açıları kazandım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız ben sana bir şey söylemek istiyorum Hazalcığım. Matematikte hiçbir zaman çok kötü olmadım diyorsun ya. Yüzünü acaba ben o kadar kötü müyüm? Yok, o kadar kötü değilim tarafına dönme. Bu işin zirvesi ne? Bu işin en iyisi kim? Sınıfımda kim? Okulumda kim? Ben en iyi miyim? Yeterince iyi biliyor muyum? Bu tarafa dön yüzünü. Yani hiçbir zaman kötü olmadım demek, yani vasat değildim demek. Ama vasat olmayan da aramıyorlar ya. Zirveyi isteyenleri arıyorlar, zirveyi. Barışahanyayına.com'da KAF TYT AYT paketi var. Yılbaşında mı gelecek? Aa Emir'cim, sorup yarın söyleyebilirim sana ancak. Ya da ekibimize sen sor yarın. Hocam üçgenler kampı çok zaman alıyor. 8 sayfası bile 2 saat gibi sürebiliyor. Nasıl yapmamız lazım? Programlarımız zora giriyor. Nasıl denge sağlayabiliriz? Denge yok. Denge 9. 10. sınıfta çalışmaya başladığınızda olacaktı. Bu işin dengesi mengesi yok çocuklar. Canınız çıkacak, mahvolacaksınız. Hiçbir zaman yetiştiğini hissedemeyeceksiniz. Mücadele edeceksiniz, olacak. 8 sayfa bile 2 saat sürüyor. Lan 8 sayfa 2 saat sürmüyor. Senin kafan 8 sayfayı ancak 2 saatte zaten oluyor. Daha ne bekliyorsunuz ki? Hani yarım saatte mi öğrenmeyi bekliyordunuz? Ne bekliyordunuz ben anlamıyorum size ya. Sanki zipleyip yükleyeceğiz kafanıza. Aa hayır. Beyza, kesinlikle anlamak için elinden geleni yap. Gelir tabii ya. Kafes 11 Ocak'ta. Zeynep, hatırlıyorum ben senin soyadından ya. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıfım. Gerçekten sayenizde kazandım. Sizi görmeye geldim. İyi ki varsınız. Canımsın Zeynep'ciğim ya. Hocam görmediğinizden tekrar atıyorum. Kusura bakmayın, rica ederim. Hocam üçgenler kampını bitirdim ama 15 günde tekrarda fazla soru çözemediğimden unuttum. Tekrar nasıl yapmalıyım? Okuyarak bir tekrar yap, ondan sonra da bol bol soru çöz. Hocam donanımlı galiba Ali Veli. Bence de çok donanımlı. Ben pek donanımlı görmedim o çocuğu ama ya. Hocam denemenin cevap anahtarına ne zaman ulaşabiliriz? Gülün, cuma akşamı ulaşacaksınız denemenin cevap anahtarına. Hocam TYT3 nasıldı? Gayet güzeldi. İlk oturumu bugün yaptık. Yarın sabah saat 10'da ikinci oturum var. Cuma akşamı saat 8'de üçüncü oturum var.
Ömer yoğun, teşekkür ederim. Ömer, o yazdığın virtual hug'lar falan bende gözükmüyor ya. He, burada gözüküyor. Çocuklar, yorumlar yine cört demiş. Ben yine aşağıya kaydım. Barış Görücü. Oğlum, ben senin yaptığın espriyi anlamayacak kadar kıt bir adam mıyım? Anladım oğlum. Anladım, bana esprini yanlış anlamışım gibi bir daha açıklamaya çalışıyorsun. Oğlum, size dünyalar kadar matematik öğrettik. Hala benim zekamla dalga geçiyorsunuz. Biliyorum, dalga geçtim, dalga geçmedim yazma ama biliyorum dalga geçmediğini. Cem Mesut, hoca yaptığınız işleri çok beğeniyorum. İnşallah Kaf Ailesi olarak daha büyük başarılara imza atarsınız. Atarız, atarsınız. Cem'cim, çok teşekkür ederim bu güzel yorumun için. Çok teşekkür ederim ya. Cem, biliyor musun? Garip gelecek belki ama. Yani diyeceksiniz, hocam biz de yazıyoruz böyle şeyler diyeceksiniz de. Hem gururumu okşuyor bu yorumunuz. Hem de çok böyle güzel yorumlar almıyoruz, biliyor musun? Ya da biz olumsuz yorumlara çok odaklanıyoruz ve canımızı çok sıkıyor belki. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hocam, her zaman çok gerginsiniz. Sadece bir danışmak istedim veya çalışmamız için bir yol sormuştum. İrdelemenize gerek yok. Ne beni ne başkasını, özür dileyerek söylüyorum. Ama ben, ya sen demin ne demiştin ki bana? Ben kötü bir şey demedim sana ya. Kötü bir şey mi dedim? Sen de bir ne sormuştun bana? Yok yok ya, sıkıntı yok. Sorabilirsiniz. Oğlum ya Sadullah, benim yayınımı trolleyip benden takipçi kasmaya çalışıyorsun. Kudurtmayın lan beni. İzninizle ufaktan bu yorumu okuyarak, bak ya. Kanalımı tanıtırsanız, bak ya. Beni alet ediyorsun böyle şeylere. Hafif emrivaki seziyorum ben bu işlerde. He. Çok sevinirim hocam. Evet, Sadullah Cihan'ın kanalını tanıtıyorum size. Erasmus programı. Fransa'da gezdiğim yerler hakkında videolar çekiyorum. Teşekkürler. Bakarsanız Sadullah Cihan'ın kanalına, Fransa'da gezdiği yerlerle ilgili videolar çekiyorum. Hocam, biraz risk almak ve tecrübelerinizden kısaca... Abi, tecrübelerden kısaca bahsetmek ne demek ya? Tecrübe dediğiniz hayatıma sığan, kabaca 40 yıla sığan şeylerden nasıl bahsedeyim oğlum bir YouTube videosunda bunlardan? Daha spesifik soracağınız bir şey olursa yanıtlayabilirim. Çocuklar, dilim damağım kurudu. Bir su alıp geliyorum ya. Olur mu? Sadece bir su alıp geliyorum. Böyle muhabbet var mı ya? Canlı yayında hoca bırakıp gitti. Arkadaş, böyle bir iş var mı ya? Biz 160 kişi burada seyrediyoruz. Hoca canlı yayında bırakıp su almaya gitti. Vallahi almamışım suyumu ya. Niye sürekli atarlısınız? Oğlum, atarlı değilim işte ya. Gayet normal, sakin konuşuyorum. Atarlı değilim. Atarlı değilim bu sefer. Atarlı, niye atarlısınız diyorsunuz? Ben bir şey merak ettim ya. Siz beni madem sevmiyorsunuz, niye izliyorsunuz yayınlarımı ya? Manyak mısınız oğlum siz? Hocam, hayata bakışımı, açımı değiştirdiniz. Teşekkür ederim. Mert Değirmenci. Mert, seni de hatırlıyorum ya. Mert, sen geçen seneden miydin? Ne güzel Mert'ciğim. Mert, Kaf 1 satın aldım. DGS'ye çalışmak için ayrıca öneriniz var mı Kaf 2'den başka? Mert'cim, Kaf 2'yi aldığın zaman sonundaki 3 tane konu sizin sınavınızda yok. Onların yerine Kaf 3'teki permütasyon, kombinasyon, binom olasılık derslerini yükleteceksin ekibimizi aradığın zaman. Ayrıca konu tekrar fasiküllerimizi ve 5'li soru kulübünü almanı öneriyorum. Bir de TYT deneme sınavlarımıza kayıt olmanı istiyorum. TYT, AYT değil de sadece TYT. O da satıştan. Kerem Sarı, aslanım benim be. Bak, Kerem'i de unutmayacağım ben mesela. Kerem de ilk günden beri adı ve soyadıyla geliyor. Malsınız hocam. Vallahi yani bana sanki öyle değilim gibi geliyor ama
İşte yani şimdi ya sosyal medya böyle böyle de bir iğrençliği var ya. Normalde yolda görsen selam vermeyeceğin, aynı masaya asla oturmayacağın armudun teki geliyor sana buradan küfür etmeye çalışıyor. Küfür ediyor, saydırıyor. Normalde karşımda beni görse, bir de Eda diye kız adı koymuş kendine. Asla kız değildir, erkektir bu. Bir de kız adı koyuyor kendine. Yani normalde karşımda olsa asla yüreği yemez. Kalkıp da sen malsın demeye. Ama işte sosyal medya olunca iki satır orada bir satırlık söz hakkı olunca orada o bir satıra da bunları yazabiliyor işte, ne yapalım. Neyse, bir tek bana yapmıyorlar bunu yani. Benim takip ettiğim bütün ekonomistler, bütün gazeteciler, bütün gündemle ilgili video çeken, saygı duyduğum insanlar, bunlardan bir tanesi de Cüneyt Özdemir. Abi herkese aynı şeyler yapılıyor ya. Çok merak ediyorum. Yani ben bu işin İngilizcesini yaptığım zaman, gerçekten merak ediyorum. Bu işin İngilizcesini yaptığım zaman acaba bütün dünyadan da öğrenciler yazarken sevmeyenler çıkıp onlar da böyle yazacak mı? Para göz olmasan kral adamsın da işte. Çocuklar, para kazanmak çok güzel bir şey. Biz size bunları niye öğretiyoruz? Biz size bunları iyi yerlere girin, büyük işler yapın, iyi paralar kazanın, istediğiniz evi alın, istediğiniz arabayı alın, anneciğinize babacığınıza bir ev almak hayalinizse onlara bir ev alın, bir iş kurun, kendinize güzel bir yuva kurun, mutlu bir hayat sürün, canınızın istediği yerlere tatile gidin, gezmeye gidin, varlıklı bir hayat sürün. Kenara arttırdığınız parayla da isterseniz gidersiniz, kendinize çok istediğiniz bir şey alırsınız, isterseniz de imkanı olmayan bir tane çocuğun eğitimine hiç kimseye söylemeden, haber vermeden burs verip katkıda bulunabilirsiniz. Dolayısıyla biz size, yani ben şöyle bir şey hayal ediyor olabilir miyim sizce? 10 sene sonra sizi yolda gördüm. Ve siz dediniz ki hocam üniversiteyi bitirdim, master yaptım. İş bulamadım, iş bulamıyorum. Para kazanamıyorum, açım. Yani ben bundan mı haz alırım? Yoksa hocam sizinle çalıştım, sonrasında üniversiteme girdim, dediğiniz gibi yaptım, kendimi şu alanlarda geliştirdim. Üniversite okurken bir yandan para kazanmaya başladım. Annemden babamdan para almayı kestim. Aksine ben ev bütçesine yardımcı olmaya başladım. Üniversitemi bitirdim, şunu yaptım, burada çalıştım, şurada çalıştım. Şimdi şu işimi kurdum. Çok şükür ayaklarım üzerinde dimdik durabiliyorum. Yoksa bunu mu dediğiniz zaman ben mutlu olacağım? Tabii ki de ikincisi. Yani dolayısıyla zaten ya, para kazanmak güzel bir şey. Bu ağrınıza gitmesin. Şimdi para göz olmasan kral adamsın diyen çocuk muhtemelen boşver. Kendi girdiğiniz sene kaçıncı olmuştunuz? Ben 3090. olmuştum. Erol Saltık. Vay koçum, selamlar Erol'cum. Sizinle geçen zamanlarımız çok güzeldi. Her şey için teşekkürler hocam. Canımsın benim ya. Erol seni de çok iyi hatırlıyorum ya. Hocam sizin öyle kalınacak pek çok yanınız var. Girişimcilik gibi sizinle oturup konuşmak çok isterim. Bir insan, Reşatçı merhabalar. Kendini geliştiremezse bir hiçtir. Valla katılıyorum sana kesinlikle. Anayasa hukuku dersinden geliyorum. Tüm emekleriniz için teşekkür ederim. Seve Barış hocamıza, canım hocalarım, canımsınız. İTÜ uçak isteyenler önünüz var mı? Kesinlikle yazın. Ceren Ağoğlu. Hayır, tavsiye etmiyorum. Yusuf Şimşek. DGS için önerimiz KAF 1, KAF 2.
Hocam size böyle demelerin sebeplerinden bir tanesi bu sene zam olması. Kaf 1 2'lerin eski olduğu halde kamera arkası malzemelere zam geldi deme. Kamera arkası malzeme ne demek? O ne demek ki anlamadım ben kamera arkası malzeme. Mehmet onu yazsaydın ya be. Enes Furkan Ercan. Ya oğlum Furkan Enes'ten amma çok var ya. Abi ya. Hocam Buse, size çalışmayı çok istiyorum fakat yetişmeyeceğini düşünüyorum. Fakat yaptığınız için saygım sonsuz. İyi ki bu mecradasınız. Teşekkürler Buse. Yetişir ablacığım. Yetişir. Yetişmeyecek olsa ben sana söylerdim. Yayınlar için belirli günlerim yok çocuklar. Hayır, gönderi bildirimlerini açarsanız size ulaşır. Rastgele yapıyorum aslına bakarsanız. Zamanınızda matematik çalışıyorken gün içinde bugün yeteri kadar çalıştım artık rahat uyuyabilirim dediğin saat aralığı kaçtı? Kaç saat çalışalım demiyorum hocam yanlış anlamayın. Ömer aslında bakarsan matematiğimi ben oldukça sağlamlaştırmıştım ama benim fiziğim, kimyam, biyolojim, Türkçem çok kötüydü. O yüzden vaktimin %70'i o derslere gidiyordu. Geri kalan %30'u matematiğe gidiyordu. Hocam COVID oldunuz mu hiç? Ya çocuklar geçen sene Ocak ayının 16'sında oldum. 3 kere acile gittim hastaneye. Bir türlü düşmeyen ateşim vardı. O belirtilerin bütün hepsi vardı. En son 3.sünde o zamanlar daha COVID test kitleri falan Türkiye'ye gelmemişti. Aslına bakarsanız 16 Ocak gibi COVID'den sadece biz Wuhan'dan haberler alıyorduk. En son 3. acile gidişimde beni apar topar çıkardılar acilden herkese bulaştırırsınız diye bir test yaptılar. Onda da influenza testi yaptılar. Dediklerine göre influenza B çıktı, domuz gribi çıktı ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası ya. Tabii birazcık da cahilce konuşuyorum. Aramızda hani virolog veya o yolda ilerleyen doktor, tıp okuyan bir öğrencim varsa hangi kitle ne test yaptıklarını influenza için bilmediğimden bana sanki COVID'ti gibi geliyor. Çünkü COVID geçiren herkesin anlattıkları şey aynı. Sinem okudum yorumunu ama ben katılmıyorum senin dediğine. Olmayacak öyle bir şey. Hocam Abtuş'a gerçekten çok üzüldüm ya. Bir de hocam şu kadar canlıları saatlerini ileri alma şansınız var mı? Derslerim geç saatler. Ne yapalım çocuklar? Akşam saat 9'da zaten size 1000 kişiye ders anlatıyoruz. Bağıra çağıra. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Geliyoruz eve. Ardından bu sefer evlerden bağlanıp bir de 1000 kişiye ders anlatıyoruz. Akşam saat 9'da başladığımız ders bitiyor saat 11.30'da sorularınızla birlikte. Daha geç ne yapalım ki bunu yani? Zaten 11.30'da bitiyor yayın ya. Daha geç mümkün. Ne yapayım daha geç? Gece 12'de mi açalım yayın çocuklar? Hocam fiziği de matematik kadar iyi biliyor musunuz? Hayır. Tabii ki de hayır. Ayşenur Yasancı merhabalar canım. İleride biz de böyle yazalım. Amin yazarsınız. DGS için ne önerirsiniz? Çocuklar bu yorum çok geliyor bana. Deminden beri yanıtladım bunu Enes Furkan ama tekrar tekrar geliyor bu. Çocuklar DGS bizim YKS sınavımızın birinci basamağı. Yani TYT ile çok paralel gidiyor. Dolayısıyla KAF 1, KAF 2 almanızı, soru kulüplerini almanızı, komite ekran fasiküllerini almanızı ve geometriyi bizimle yapmanızı öneririm. Böylelikle bütün DGS için öğrenmeniz gereken bütün matematiği öğrenirsiniz. Sorunsuz bir şekilde ve canavar gibi de yaparsınız. Bizle birlikte DGS'ye çalışan ve çok iyi neticeler yapan acayip fazla öğrencimiz var. Canım hocam ilk 1000 için tavsiyeleriniz nelerdir? Bunu gördüğüm zaman bu yorumu benim aklıma hep şey geliyor. Pilot bir tane arkadaşım var Erman diye. Bir gün İTÜ Uçak Fakültesi'nde kütüphanedeydik. Ben Erman'a baktım böyle dedim ki Erman ya düşünsene dedim şuradaki bütün kitapları okuduğunu falan. Erman döndü bana dedi ki Behzat dedi önce insan. Önce insan. Dolayısıyla ben de aynısını düşünüyorum yani. Canım hocam ilk 1000 için önce insan.
Yani siz elinizden geleni, Hüseyin Koç canım benim merhabalar. Siz elinizden gelenin en iyisini yapın. İlk 1000 değil 5000 de olsanız bu hayatta ilk 1000'e belki girmiş olursunuz. Ama ilk 5000 hedeflersiniz de ilk 1000'e girersiniz. Ama bana kalırsa hayatın kodlarını doğru okumazsınız, doğru uygulamazsınız. İlk 1000 değil bence 100.000'desinizdir. Komplike mi konuştum? Antikor testi yaptırmadınız mı hocam? Antikor testi yaptırdım ama Haziran'da yaptırdım, negatif çıkmıştı. Ama onun da koruyuculuğu az diyorlar biliyorsunuz. Buse Taşdemir. Ben ya sana bırakıyorum Buse'cim. Ömer Yoğun. Abi ya çok amma yorum geliyor ya. Hocam üniversite sınavı için sadece KAF bitirmek yeterli mi? Ekstra soru bankası bitirelim mi? KAF 1-3-4 sadece TK ÖTE'leri bitirdim. Bence KAF 1-2-3-4 tamamen her yeri bitirmeniz gerekiyor. Vaktiniz olursa birkaç tane soru bankasından da tabii ki soru çözün. Hocam 11'im. 9-10'da çalıştım ama sınav için değil. Şimdi de TYT denemelerim kötü geliyor. Ben günlük 3 saat sizle çalışıyorum. Bir de GEO kampından ilerliyorum. Sizce hızımı almalı mıyım? Derece istiyorum. Derece kısmına çok takılmayın. Önce bir bildirimizi eksiksiz bir şekilde yerine koyalım. Günde 3 saat çalışıyorum diyorsunuz. Yeterli olabileceği kanaatindeyim ben aslına bakarsanız. Devam edin. Nerede olduğunuzu yazsaydınız keşke bana ya konu olarak. Hocam sizce konu sınırlandırmasının olmaması yığılmaları giderir mi? Yani düzgün bir sınav yaptıkları takdirde çok yığılma olmaz. Daha homojen de alır. Oh yorumlar akıyor. Limit türevi integrale ne zaman başlamalıyız? Kafücü bitirdikten sonra. Merveciğim bana kattığınız her şey için teşekkürler. Canımsınız. Ders dışı da dahil. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederim. Cem. Hocam düşünce ve bakış açınız çok yerinde. Çok beğeniyorum konuşmalarınızı. Biraz önce yorumumu okudum. Sevindim. Umarım başardıktan sonra sizin yüzünüzü... Tabii ki. Cem ya biz... Çok öğrencilerimize yüz yüze görüşürdük ama bu Covid'den dolayı görüşemiyoruz. İnşallah bittikten sonra ya da şu aşı olayları bayağı yapıldıktan sonra. Problemler kısmında yeni müfredatta olmayan kısımlar var mı? Belki bir iki bir şey vardır ama onları da size bırakmışımdır yani. Çok azdır onlar ya. Çalışın ya. Ya faiz hesabı var çocuklar orada ya. Yapmayın Allah aşkına. Üniversiteye gireceksiniz, para kazanacaksınız. Kazandığınız parayı belki sizin fikriniz. Bankaya yatırıp faize koymak isteyeceksiniz. 3 aşağı 5 yukarı ne alacağınızı kafanızdan yaparsınız. Bunlar gündelik hayatta bilmeniz gereken şeyler ya. Bence yapın. Ya bana kalırsa sıralamayı değiştirmeyin ya. Okulunuzdaki dersleriniz için diyorsanız razıyım. Ama hayır, okulumdaki dersler için değil diyorsanız bence yapmayın. Tuba iyi oldu bunu sorduğun bana. Hocam biraz baktım ama tam anlayamadım. Biz şimdi denemeleri alırsak bundan sonraki denemeleri görebiliyoruz. En azından bundan sonraki denemeleri değerlendirmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Tuğba'cığım denemeleri aldığın takdirde bir kere 10 TYT, 10 AYT yani 20 tane denemenin hepsine sahip oluyorsun. Hepsinin video anlatımlarına sahip oluyorsun. Bu bir. İki. TYT 3'ü canlı olarak biz gözetmen eşliğinde uyguluyoruz size. Alırsan yetişirse sana kargo TYT 3'ten itibaren geri kalan 17 taneye toplam 17 tane gözetmen eşliğinde girme hakkın var. Ama biz bu denemeleri Nisan'da da satacağız. Yani Nisan'da belki 3 denememiz kalmış olacak. Gözetmen eşliğinde yaptığımız ve sonuç listesi yayınladığımız 17 tanesi uygulanmış olacak. Ama o zaman satın alan öğrenciye de paket halinde gidecek bunlar. O da kendi evinde açacak, süresini tutacak, yazacak, çözecek, doğrularını kontrol edecek, videolarından izleyecek
ve ardından da kaç net yaptığını görecek. Yani bir kitap evinden aldığı, bir yayın evinden aldığı, bir internet sitesinden aldığı deneme paketi gibi kullanacak onu. Bütün hepsi video çözümlü. Şimdiden alıp girmenizin avantajı, gözetmen eşliğinde yapıyorsunuz bunu. Birazcık rahatsız edici. Ben bugün mesela deneme başlığında öğrencilerle karşılıklı onların konuşmalarını, onlarla daha doğrusu iki çift laf ettim, onlara konuştuk falan, böyle bir çok gergin bir ortam vardı. O kadar güzeldi ki. Yani hiç gülmüyorlar, neredeyse titriyecekler, hafif böyle yani gerilmişler, tebessüm bile etmiyor. Aynen gerçek sınav ortamı gibi. Yani sağına bakıyor, soluna bakıyor ekrandaki diğer çocuklara, hiçbirini tanımıyor. Önünde kitapçık, 2 dakika kaldı, 2 dakika içinde başlıyorsunuz diyen bir gözetmen. Ardından spotlight edilmiş ana ekranda sadece gözetmenlerimizin olduğu ve kafayı kaldırdığın anda sana bakan gözetmenleri gördüğüm bir ortam. Ben çok memnundum. Hocam 11'im kaf. Ne zaman kaf alayım? Ben bu yayını bitireyim. Ben bu yayını bitirdikten sonra barışahenyayınlar.com'a gir ve hemen al. Hocam sınavda kodu yanlış girdim. Tekrar girebilir miyim? Sayfa içindeki yazdım hocam. Kapaktaki görmemek. Deniz, yarın ekibimize ulaş, biz halledelim. Olur mu? Hocam 230 binden 75 bine çektim sayenizde. Lise öğretmenlerim dışladılar. Dalga geçtiler. Sizi buldum. Hırs yaptım. Vallahi minnettarım. Eşit ağırlık Trabzon PDR'e. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum sana. Bravo. Ne demek? Dışlamak ne demek ya? Hocam kaf 3 kaf 4 bitince netlerimiz ne durumda olur? Vallahi her kaf 3 kaf 4 bitirenin netleri roketleseydi o zaman zaten biz bu işi peynir ekmek gibi satardık. Ama bu sizin nasıl bitirdiğiniz, ne kadar tekrar ettiğiniz, üzerine ne kadar soru çözdüğünüzle vesaire alakalı olan bir şey. Bizim amacımız size tam yaptırmak. Mesela hocam, oğlum bu resim ne lan? Ortalama bir üniversitede çok sevdiğimiz meslek dalında kendimizi vererek ve severek çalıştığımız takdirde iyi üniversitelerin eğitimine yetişebilir miyiz? Tabii ki, ama zaten bu iş sadece lisans okurup lisans okumakla bitmiyor ki. Lisans okurken yaptığınız, kat ettiğiniz mesafe çok önemli. Kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz çok önemli. Sonrasında bu işin master'ı var, doktorası var yaparsanız vesaire. Axel Rose. Evet, doğrudur. Çocuklar bana soru yazarken mümkün olduğu kadar ne olursunuz? Ne olursunuz kısa yazın, olur mu ya? Hocam eleştirim var. Buyurun. 20 deneme 200 lira fazla değil mi? Tamam iyi, ama şu devirde o kadar vermek zor yani. Bilmiyorum. Piyasada diğer denemeler 20 tanesi ortalama 100 lira. Sizin soruları ÖSYM mi hazırlıyor? Valla bizim soruları ÖSYM hazırlamıyor. Ama bizim sorularımız ÖSYM ayarında ve siz sınavdan çıktıktan sonra ulan iyi ki piyasa hocaların, barış hocaların denemelerine girmişim. İyi ki girmişim. Aynı onların yaptığı denemelerdeki gibi sorular çıktı karşıma. Dedirtmeye gayret ettiğimiz bir iş. Dolayısıyla belki de ÖSYM'nin hazırladığından daha da iyi olabilir. Hani demin diyordunuz ya okalaca. Al sana okalalık. 2. Diğer denemeler 20 tanesi ortalama 100 lira. Çocuklar diğer denemelerle bizimkileri bir tutmaya kalkıyorsunuz. Yani bu şey değil ya. Pazarda iki kollu terazide tartabileceğiniz elma değil. Ulan o da elma, o da elma lan işte. O yeşil elma, o kırmızı elma. Kardeşim arada 5 kat. Böyle bir şey değil bu. Bizim yaptığımız çok daha farklı bir iş. Siz diğer denemeleri almakta tabii ki de özgürsünüz. Bizim denemelerimizde bunların hepsinin video anlatımları var. Bunların hepsi için size yaptığımız 3 tane farklı seans var gözetmen eşliğinde. Dolayısıyla çok daha farklı bir şey bu ya. Yani çok birbiriyle mukayese edilebilecek türden şeyler değil. Siz diyorsanız ki ya kardeşim ben sadece kağıt parçası istiyorum ya, kağıdın üzerinde soru olsun, ben öyle bir şey istiyorum ya, 40 soruluk denemeyi istiyorum. Dünya kadar deneme var çocuklar, alabilirsiniz ya. Ama Bura, sizle çalıştığım istediğim olmadı. Şimdi ikinci yılımdayım okulun ve bu yıl tekrar hazırlanıyorum. Mühendislik istiyorum. Umarım başarırım.
Hocam 11. sınıfım. Kaf 1-2'yi bitirdim. Kaf 3'ten de trigonometriyi bitirdim sadece. Sizce şimdiden denemelere başlamalı mıyım? Yani biraz erken olabilir ama bizim denemelerimize giren 1-2 tane 11. sınıf öğrencileri var. Ben demin 11. sınıflar için bir şey söyledim. Yani bizim dershane zamanımızda 11. sınıfların çok iyi olan çocuklarına, bir 3-4 tane çocuğu biz 12. sınıfların içerisine katardık. Hem onlarla ders alırdık hem onlarla denemeleri alırdık. Dolayısıyla o çocuklar zehir gibi olurdu bir sene boyunca kendilerinden bir yaş büyüklerle mücadele ettikçe. O yüzden ben şahsen kendim benden bir üst sınıflarla birlikte aynı ortamda onlarla rekabet edebilme şansı bulsaydım bir yıl, kendimi denemek ve kendimi birazcık daha geliştirebilmek adına ben bunu iyi kullanır yapardım. O yüzden size bırakıyorum geri kalanını. Günay. Hocam sizin denemelerinizde 24 doğru yapıyorum. Toplam 32 soruyu okuyabiliyorum. Denemeden sonra hiç bakamadığım veya boş bıraktığım soruların 3-4 tanesi hariç hepsini yapabiliyorum. Ne yapmalıyım sizce? Günay. Konuları tamamıyla benle bitirmen lazım. Kaf 1-2-3-4'ün hepsini bitirmek ana hedefimiz olsun. Bitti hocam diyorsan tekrarlarını yap bol bol. Bitmedi hocam diyorsan devam ediyorum diyorsan eyvallah. 2. Soru kulüplerini çöz. 1-2 soru bankasından soru çöz. Konu tekrar fasküllerini çöz. Süre tutarak çöz bu soruları. Üzerinde hafif baskı yarat. Gerçek denemede de hızlı ilerle. Bir de yani çocuklar bu yorumu yazan eğer asal sayılar asal çarpanlara ayırmadaysa bambaşka bir şey söylerim. O yüzden de bana ne olursunuz kısa kısa yazın. Çok uzun yazmayın yorumlarınızı. Ama Melis'cim ne olur bozuk atmayın bana ya. Okumuyorsunuz ama ısrarla yine sorayım. Kaf ilerliyor, kaf ilerliyorum ama çocuklar göremiyorum. O kadar çok yorum geliyor ki. Mesela şimdi ben Melis'inkini okurken yan taraftan patır patır yorum akıyor. İnsanım ben de ne yapayım ki? Susmadan, nefes almadan sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Bir de bana bozuk atıyorsunuz ya. Kafla ilerliyorum ama ilerledikten sonra konuları unutmuş gibi hissedip geri dönüyorum. Ne önerirsiniz? Ablacığım geri dönmekte mahsur yok. Ama benim bazı mesela obsesif öğrencilerim var. Geri dönüyorum diyor. Ama onun geri dönmesi sürekli aynı konuyu tekrar tekrar çalışması anlamına geliyor ve hiç ilerlemiyor. Yani durumunuz sizin böyle mi yoksa yok geri dönüyorum ve ben tekrar edip devam ediyorum mu diyorsunuz? Yani tabii ki de unutmuş hissederseniz normaldir. Geri dönüp tekrar edeceksiniz, devam edeceksiniz. Burak Çırak. Hocam 2017'de sizden tüm seriyi almıştım. 100 binden 30 bine çektim. PDR kazandım. Şimdi aradan 4 yıl geçti. KPSS'ye gireceğim. Yeniden kalp bir alacağım. Matematik konusunda güven verir. Sevgiler. Canımsın Burak'cığım. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Şunu 3 dakika yapsanız hocam yorumlar akmasın. Yapayım tabii ki. 3 dakika yapayım. Yapalım. Vallahi akıyor kardeş ya. Hocam denemeler için yaptığınız canlı yayınları hayal kuruna yükler misiniz? Anlamadım bu ne demek ya denemeler için yaptığınız canlı yayınları? Emre denemeler için bir canlı yayın yapmıyoruz ki. Anlamadım ben senin demek istediğini Emre'cim. Necati, asıl size bravo hocam. 8 netten 30'da 30 net bıraktıran şahsınıza çok minnettarım. Kim ne derse desin. Siz bu işi biliyorsunuz. Altına imzamı atarım. Ales'le çalışacağım sizlerden. Necati çok teşekkür ederim ya. Ya bakma ben de yani tevazu gösteriyoruz da yani tabii ki de öğrencilerimizin yaptığı neticeler, yıllar boyu yaptığı neticeler, çocuklar üniversiteyi iyi bitirdi. İş hayatına atıldı. Kendi küçük kardeşlerini bizle başlatıyorlar. Yani biz de onun farkındayız tabii ki de. İşte teşekkür ederim. Sağ ol canım benim. Mustafa Cengir sağ ol canım benim. İnci yani şu an 11'im. Nisan Mayıs gibi kafla başlasam olur mu? Olur. Ya ben bazen sizin sorularınızı anlamıyorum ya. Ya sizin sorularınız mantıklı ve benim kafam basmıyor ben anlamıyorum. Ya da siz çok mantıksız sorular soruyorsunuz. 50-60 bin civarı bir hedef için TYT, AYT, matematik alan denemelerinin sıklığı. Abi bunun böyle bir formülasyonu yok ki çocuklar. 50-60 bin için şu sıklıkla çözmelisiniz. İlk 10 bin için işte bu sıklıkla çözmelisiniz. Lan böyle bir yorum yok oğlum.
Allah'ım ne mantıksız sorular geliyor bana. Oğlum bunun böyle bir denklemi yok ki. Ya olsa ben sizden saklar mıyım ya? Arka plan çok fena. Eyvallah. Ya Soner'cim, deminden beri yorumunu görüyorum ama sana bir şey söyleyeceğim. Buradan bedavaya bir şey istenmez. Senin kim olduğunu bilmiyorum. Fake hesaptan yazıp yazmadığını bilmiyorum. Yani buradan bedavadan bir şey istenmez be oğlum. Şartların çok iyi olabilir ama kötü niyetli olup da şartları iyi olmamasına rağmen bize bu ricayı çok kötü bir silah olarak döndürebilecekleri de düşün. Yani bunun yeri burası değil. Bunun yeri herkesin 185 kişinin izlediği bir yayın değil. Rica ediyorum yapmayın ya. Hocam konular belli, müfredat belli, sorulacak sorular bir nevi belli. Yok belli değil. Ama neden yapılamıyor sizce? Neden yapılamasın abi? 4 sene, 5 sene boyunca okula öyle boş gidiyorsunuz, boş geliyorsunuz. Ders nedir, ödev nedir, öğretmenin anlattığı nedir, bu konuda daha iyisi nedir, dünya bu konuda ne yapıyor, başka ülkeler bununla ilgili ne öğretiyor, ben yarın öbür gün atacağım Kanada'ya gideceğim, Tokyo'ya gideceğim, ne bileyim Avustralya'ya, Sydney'ye gideceğim, New York'a gideceğim, Kaliforniya'ya gideceğim, orada üniversite okuyacağım veya Türkiye'de gitmeyip bir üniversitede üniversite okuyacağım. Dolayısıyla bu çocuklarla mücadele edeceğim deyip kimin ne yaptığına bakmadan öyle okula gidiyorsunuz, geliyorsunuz, gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Hiç bok yapmıyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki acaba neden yapılamıyor? Batuhan'cığım, ya acaba neden yapılamıyor? Ya siz bu işi, siz evrenin dilini bu kadar kolay mı zannediyorsunuz ya? Siz bir kere matematiği anladığınız takdirde bununla her şeyi yapabilirsiniz diyorum ben size. Evet, bunun üzerine her şeyi öğrenebilirsiniz. Yani evrenin dilini öğreneceksiniz. Bu dille de geri kalanları öğrenmek için bir şeyi öğrenmiş olacaksınız. Yani bunun kolay olduğunu mu zannediyorsunuz? Tabii ki değil. Siz öylesine boş gidiyorsunuz okula, boş geliyorsunuz. Eğitimine, öğretimine gayret gösteren öğrencileri tenzih ederim. Onları kastetmiyorum ama %90'ınız öyle okula gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Hiç bok yok. Ders yok, ödev yok. Yani kaç kere ödev yaptınız? Ya da ödev yapmadığınız gün sayısını hatırlıyor musunuz? Dedim de aa evet hocam ya ömrü hayatımda tek bir kere ödev yapmamıştım. O da şu gündü. Diyor musunuz? Yok sayısız gün. Abi emek vermeden nasıl olabilir ki? Yapmayın Allah aşkına ya. Konular belli, müfredat belli. Sorulacak sorular bir nevi belli. Neden yapılamıyor? Abi. Ya bir dakika ben şimdi orada... Ufuk boş gidiyorsunuz diyorsunuz haklısınız ama boş gelen öğretmen de çok maalesef. Bu bir bahane değil ama bu da bir faktör. Ben senin dediğine itiraz etmiyorum. Başka birçok şey sayabiliriz biz bunun arkasında. Ama ben en azından ilk kabahatli sizsiniz demek istiyorum. Bir kere bunu kabul edin ondan sonra diğer kabahatleri arayalım. Biz Türk milleti bayılırız abi boku başkalarına atmaya. Hiç biz suçlu değiliz ya. Hiç değiliz ya. Hiç. Emrullah Şimşek vardı. Görüşüyor musunuz onunla? Ne yaptı? Emrullah ya. Aslanım benim ya. Telefon nerede benim ya? Aa telefonumu almamışım. Aa. Tüh. Emrullah'la görüşüyor. Ya biz Emrullah'la bir canlı yayın yapalım ya. Harika işler yapıyor adam. Bayılıyorum. Üçgenlerle dörtgenleri beraber götürebilir miyim? Götürme. Önce üçgen yap sonra dörtgen. Hocam hep haklı olmak nasıl bir his? Ya Sena sıkılıyorum hep haklı olmaktan dolayı da biliyor musun ya? Aslına bakarsan bu hep haklı olmak değil. Anladığım konuyla ilgili konuşuyorum. Anlamadığım konularla ilgili de ben bunu bilmiyorum. Bilene soralım diyorum. Ya da bununla ilgili bilen Türkiye'de başka insanlar var. Bilenlere soralım diyorum. Yani yoksa anladığım konuyla ilgili konuştuğum için. Çorabını göstermemek için mi kalkmadınız? Oğlum manyak mısınız lan? Bugünkü Marvel.
Hocam uzun zamandır kendime soruyorum. Okulda 8 sene boyunca İngilizce ders görüp hala öğrenmemiş olmak benim hatam mı, sistemin mi diyor. Ya o kadar bayılıyorsunuz ki sistemi suçlamaya. Biz Eyüboğlu'nda 3 sene Almanca gördük. Emel Müftüoğlu hocamız ve Sema Abakan hocamız bize 3 sene Almanca öğretmeye çalıştı. Biz, kendi adıma kendimi kastediyorum, sınıf arkadaşlarımı tenzih ederim, ben o kadar gerizekalıydım ki gerekli önemi vermedim, gerekli gayreti göstermedim. Ben 3 yılda ortaokuldaki bir öğrenci 3 yılda canavar gibi Almanca öğrenir. Ulan gerizekalı. Oturup hocanın verdiği bütün ödevleri yapsana, kitapları okusana, o mis gibi çalışma kitaplarını, ders kitaplarını okusana, o workbooklardan sorularını çözsene, gayret sarf etsene. Az çok Almanca biliyor muyum? Almanca tabii ki bilmiyorum ama o 3 sene boyunca bana Almanca göstermiş olmalarından dolayı sıfır Almancayla benim aramda bir fark var. Yani Almanya'dan arkadaşımın babası geliyor, annesi geliyor. Onlarla Almanca konuşmaya çalışıyorum, deniyorum, gayret ediyorum. İşte Udemy'den Almanca ders alıyorum. Geçen göstermiştim size, belki görmüşsünüzdür. Dinlediğim zaman da o dersi daha iyi anlıyorum. Sıfır değilim ama benim hatam zamanında Almanca'ya önem vermemiş olmak. Şimdi ne güzel Almancam olurdu abi. Berlin'e gidiyorum bayıla bayıla. Oradaki insanlarla Almanca konuşurdum mesela. Beceremiyorum. Yani şimdi buradaki sistemi mi kabahat? Benim lan suçlusu. Benim. Hatalı benim. Suçlu benim. O yüzden boku etrafa atmayın oğlum. Önce kendiniz üstlenin ya. Trafikteki bütün kavgalar bundan kaynaklanıyor. Herkes kendisinin haklı olduğunu savunuyor. Ama orada bir haksız var. Vallahi bir şey söyleyeyim. Ben 20 yıldır araba kullanıyorum. Size yemin ederim bir gün size arabayla ilgili bir video da çekmek istiyorum. Diyeceksiniz ki bize araba mı öğreteceksin? Evet, size araba öğreteceğim. Sizin kafanız almaya açıksa her şeyi öğrenebilirsiniz. Abi hata yapıyorum trafikte. Çıkarıyorum elimi camdan, kusura bakma ne olur diyorum. Kusura bakma. Hatta frenliyorum, kusura bakma diyorum. Ben kusura bakma deyince o da böyle yapıyor karşı tarafta. Abi efendi olacaksınız ya. Altınızdaki arabanın ne olduğuyla bunun hiçbir ilgisi yok. Altınızda 0 kilometre bir Bentley olabilir. Altımda Bentley var diye özür mü dilemeyeceğim? Hata yapıyorsan özür dileyeceksin. Ya Eren'cim ben buradan yardımcı olamıyorum ki böyle ama sen yine Instagram'dan DM yaz, ben devreye gireyim, olur mu? Hocam hayalkur.com'daki yorumları okuyor musunuz? Bazen çok güzel yorumlar görüyorum. Keşke Behzat Hoca da görseydi diyorum. Behzat Rasulü. Çocuğum benim adım S ile yazılmıyor. Senin canın sağ olsun. Sen istiyorsan W ile yaz benim adımı da. Yani hani benle ders yapıyorsun, hayalkurum.com'dasın, benim YouTube kanalımdasın, benimle lan konuşuyorsun şimdi. Ulan adım öyle mi yazılıyor lan? Ali Emre, hocam geçen sene bu zamanlar sizle kaf çalışıyordum. Bu sene tıp komitelerine hazırlanıyorum. Emeğiniz büyük hocam. Aferin lan sana. Aferin oğlum. Batuhan, ben problem olacağını düşünmüyorum. Çocuklar tebrik ediyorum size. Toplamda bu canlı yayının başından beri 1000 tane mesaj atmışsınız. Kaf4 ile ilgili videoyu ne zaman yaparsınız acaba? Eray haklısın, yapacağım. Hani Kaf4 kitabını tanıtmaktan bahsediyorsun değil mi? Yapacağım oğlum. Kümelerdeyim, yetişir mi? Yetişir. Kaflar nasıl tekrar edilir? Abi delireceğim. Kaf nasıl tekrar edilir diye delireceğim ya. Söz veriyorum, onunla ilgili de video çekeceğim size. Söz. Birkaç gün veriyorum bana, olur mu? Söz veriyorum. Kayseri'ye sevgiler, selamlar. Evet Canan Hanımcığım, bekliyorum bu sefer. Bekliyorum. Canlı yayında Canan dediğimi de hatırlıyorum. Hocam sayenizde Hacettepe tıptayım. Aferin oğlum, severek oku. Azatçım iyiyim, sen nasılsın?
Emir Erdem, hocam fonksiyonlara karşı ön yargımı kırdığınız için teşekkür ederim. Emir Erdem, inşallah bu kırılan ön yargınla herhangi bir matematik konusuna karşı bir ön yargının olmaması gerektiğini de anlamışsındır ya. Niye ön yargılı oluyorsun ki abi? Anlatan birinin tarafından dinleyince öğreniyorsun işte. Melis Beşiktaş, pardon, nerede o? Melis Beşiktaş, kitabın ön sayfasında bir tane kaf bitirme programı var. O programa göre giderseniz hiç sıkıntı çekmezsiniz. Biz böldük zaten günlere. Besar Hocam merhaba. 5 sene önce sizden matematik dersleri dinledim. Bana çok şey kattınız. Şu an öğretmenim ve Van'da görev yapıyorum. Her şey için teşekkürler. Ya keşke adınız soyadınızı görebilseydim ya. Sizle bir telefonla konuşmayı çok isterdim. Hocam siz de benim gibi kahveye düşkünsünüz galiba. Ben moka pot yapıyorum. Kahveyi nereden alıyorsunuz? Hangi kahveyi önerirsiniz? Valla ben bizim buradaki kahvecilerden alıyorum. Kahveci arkadaşlarımızdan alıyorum diyeyim. Yani Federal, Spada, Krono, Cup of Joy, Mok. Bir de gün içinde de Nespresso'dan kapsül alıyorum. Genelde espresso içiyorum sabahları ve ofiste. Akşamları da filtre kahve içiyorum. Filtre kahveyi evde makinede kendim demliyorum. Kendim çekiyorum. Toz haline getirip kendim makinede demliyorum filtre kahveyi. Ona da yeni sardım ya. Son bir yıldır sardım. Pandemiden dolayı eve hapsolunca. Emirhan Onaran deminden beri aynı yorum yazıyor ve okuyoruz. Hocam gece rüyamda derece testlerini yapamadığım için dövüyordunuz. Ağlayarak uyandım. Sonra babam sabah rüyada ağlanır mı diye kızdı. Sizi seviyorum. Ulan işe bak, bir ben dövüyorum, bir baba kızıyor. Kabus kabus görmüşsün sen. Türk kahvesi forever tabii. Zumra Şeker. Hocam önerdiğiniz gibi geometri üçgenler aldım. Kaf bir dilimde var, sizce düzeltebilirim. Tabii düzeltebilirsin. Ne demek, olur mu çocuklar ya? Tabii ya. Sayısız saatler boyunca birlikte ders çalışacağız. O kadar kolay ve o kadar rahat düzelir ki. Ve göreceksiniz, bir yerden sonra da çok keyif almaya başlayacaksınız. Matematik öğrendikten sonra bunun üzerine o kadar fazla şey inşa edebileceksiniz ki. Hiç merak etmeyin. Abi şimdi baştan nasıl alabiliriz? Hüseyin anlamadım. Baştan almakla kastettin, kaf birden başlasam nasıl yetiştirebilirim gibi bir soru mu? Ne bu? Çocuklar ne olursunuz benim anlayacağım şekilde yazın ya. Kiminiz çok uzun yazıyor, kiminiz çok kısa yazıyor. Necati Cödel, çok teşekkür ederim canım benim. Matematikte yeni nesil soruları nasıl yapabiliriz? Kadir'cim, matematikte bir kere yeni nesil soruları yapabilmen için öncelikle konuların hepsini çok iyi öğrenmen lazım. Konuları öğrenirken, daha doğrusu biz sana konuları öğretirken hem kurallarını hem eski nesil soru tarzlarını nasıl çözmen gerektiğini öğretiyoruz. Ardından da yeni nesil soruları da sana nasıl çözmen gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu uzun vade bir şey. Yani kitapları bitirdiğin zaman zaten onları çözebilir hale geliyorsun. Hocam motivasyon videosu çeker misiniz? Vallahi çocuklar, motivasyon videosuna sizin ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum ya. Yani ülkenizin haline bakın. Sizi nasıl bir geleceğin, ne kadar zor bir geleceğin beklediğine bakın. Tavana bakın, kendi hayallerinizi, sahip olmak istediklerinizi, sahip olmak istediğiniz ve yaşamak istediğiniz, ki bence hak ettiğiniz hayatı bir düşleyin. O düşlediğiniz hayata ne kadar ülkemizin şartlarında kabaca uzak olduğunuzu görün. Ve bütün bunlar çalışmanız, fazlasıyla çalışmanız için sizi motive etmeli zaten. Yani siz bundan daha fazla bir motivasyon bence bulamazsınız.
Osman bana ulaşsana. Osman Barak. Hocam üçgenler bitirme kampı alan dörtgenleri alması olur mu? Siz bilirsiniz. Sizin kararınız. Ben ne diyebilirim ki yani? Onu alan bunu da almak zorundadır diye bir şey dayatamam ki size. Mehmet Emin inanır. Tabii ki de yetişir. Hele ki temeliniz iyiyse daha rahat yetişir. Şevval Ay, sizin sayenizde matematiği sevdiğim, şimdisi ve matematiği insanları sevdirmeye çalışıyor. En karanlık günlerimin aydınlığı olduğunu, sayenizde istediğim üniversite bölümüne yerleştim. Ne kadar güzel bir şey ya, aferin. Tabii Fatih, yani sonrasında soru bankasından soru çözerseniz hiç kötü bir şey olmaz. Hocam merhaba, öncelikle seminer tanım söylediğiniz derken bu kadar anlık ki benim için hayat kılavuzumsunuz. Size sorduğum kaf 1'de basamak kavramındayım. Yarın kaf 2'yi sipariş vereceğim. Problem sizden. Hocam ben matematik olimpiyatlarına gidiyorum. Sorular sizce nasıl? 6 soru 4 saat. Abiler aferin sana oğlum be. Bravo. Yani her baba yiğidin harcı değildir. Bravo oğlum. Hocam yeni nesil soru ne? Yeni nesil soru eski nesil 1-2 satırlık klasik sorulardan ziyade bir paragraf kadar uzun verilen veya işin içinde bir grafiğin veya bir şeklin veya bir resmin olduğu ve böyle bir hikaye anlatır gibi hikayeleştirilerek soruların anlatıldığı, öğrencinin çok dikkatli bir şekilde okumalarını ve okuduklarından anladıklarına göre küçük bir iki denklemle soruyu çözebilmelerini sağlayan işler. Çok güzel ya. Çok güzel. Hocam bir hafta sonra doğum günüm. Özellikle Elizabeth'in kahve bardaklarına hayranım. Söylemek isterim sadece. Oğlum ben ACP0 diye senin ismini, yani böyle bir kod görmeseydim, adını soyadını görseydim, senin adını soyadın benim hakkında bir yer etmiş olsaydı, aa ben bu çocuğa bir kahve bardağı acaba hediye etseydim diye belki aklımdan geçerdi. Ama böyle bilgisayar markası gibi bir orada bir şey gördüğüm için bilmiyorum ki sen kimsin. Nasıl bir yüz ifadesi yaptım gördün mü? Bence Mete Yücel, bizim denememiz dışındakileri kafiki bittikten sonra çözün. Osman bakacağım. Arkadaş ne yapacağız biz bu yorumları ya? Baksana 1500 yorum oldu abi. Mehmet Emin eyvallah. Benim müzik hayatım bir flütle sona erdi. Bak bu benim öğrencim muhtemelen. Hocam Emre Yalçın. Ha Emre canım oğlum benim ya. Denemeler için yaptığınız cumartesi günleri, o hafta yapılan sınav hakkında yaptığınız konuşmaları ve cuma akşamları az çözülen soruların canlı yayınlarını hayal kuruna yükler misiniz? Ha. Emre anladım. Emre'cim. Emre ya bir bakayım ya. Bilgisayarıma kaydettim mi ben onları ya? Kaydettiysem yükleyebilirim. Anladım dedin. Kaydettiysem yükle. Şimdi anladım ama dedin Emre'cim ya. Bazen kafam böyle basmıyor. Bir de sen de kısa yazmışsın oğlum ondan. Vay hocam rengi değişmiş stüdyonun. Oğlum bizde böyle. Bizde böyle.
Hocam Mat 101 kitabının konusu ne? Zumra, Mat 101 kitabı bizim 3-4 yıl önceki aslında Kaf4 kitabımız. Limit-Türev İntegral çok sert, çok detaylı idi orada. Müfredatı yumuşattılar. Limit-Türev İntegral'i kuşa çevirdiler. Birçok şeyi alıp attılar. Dolayısıyla o Kaf4 kitabını biz Mat 101 kitabı olarak üniversitede kalkülüs okuyacak öğrencilerin ilk başta öğrenmeleri gereken konular olduğu için Mat 101 adı altında farklı bir kapakla çıkarttık. Üniversiteye girdikten sonra özellikle Mat 101, Mat 102 dersleri alacaksanız bu kitabı almanı öneririm. Dolayısıyla senin yapacağın bir kitap değil, o üniversite öğrencinin yapacağı bir kitap. Kaflardan sonra kaç kitap yeterli? Valla bir iki tane çözerseniz bence yeterli olur. Dörtgenleri ne zaman yüklemeye başlarsınız hocam? Semih için başladım. Girip izleyebilirsin Semih. Yayını bitireyim, mail de atacağım ben size. Başladım. Hocam siz sorulara sizin gibi yaklaşmaya başladığım bir süre sonra sanki zihnimde konuşuyorsunuz gibi. Ne kadar güzel. Yapmak istediğim şey zaten bu. Hocam dörtgenler videosu ne zaman yüklenir? Ümrancığım başladım. Girip hayalkurum.com'a izleyebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim mi size? Çözüm dokümanını yükleyeceğim. 19 dakikalık giriş videom var. Sabredip izleyin. Evet. İşte şimdi gördüğünüz gibi giriş videosu. Aman efendim, aman efendim. Ne haber? Biraz laflayalım mı? Bak şimdi. Ya yaslan arkana şöyle birazcık laflayalım ya. Başlarız zaten derse ya. Hemen paldır küldür. Niye derse başlayacağız ki? Bak yaslanamıyorum da arkana. Ya yaslan arkana şöyle birazcık laflayalım. Komik mi? Şimdi dörtgenlere başlayacağız. Toplamda sana 8 tane. Çok komik lan. İki tarafta da ben, hiç kurtuluşunuz yok. Şaka gibi yemin ediyorum ya. Sadece geometri mi anlatıyorsunuz? İlk defa katılıyorum yayınıza. Ayşe'cim hayır, asıl matematik anlatıyoruz. Geometriye bu sene de başladık. Barış Ayhan, hatta şöyle söyleyeyim. This is Behzat Rasuli from hayalkurum.com and Barış Ayhan Yayınları ve hayalkurum.com web sitelerimizden izleyebilirsin. Barışayhanyayınları.com kitap ve video paketleri satın alacağın web sitemiz. Hayalkurum.com'da aldıklarını izleyebileceğin e-learning web sitemiz. Dolayısıyla aramıza yeni katılanlar için şöyle göstereyim. Allah, en keyifsiz de bu kardeşim ya. Tabii ki de ya. Herhalde kardeşim. En keyiflisi bu. Ha, şöyle. Şöyle. İşte bu. Ben kime anlatıyorum? Chat. Bir öğrencim sormuştu orada ama. Peki. Barışayhanyayınları.com'a giriyorsunuz. Ve burada Kaf 1 Kitap Artı Video Ders Paketi. Bunun içerisinde hangi konuların olduğu burada yazıyor gördüğünüz gibi. Kaf 2 burada. Onun içinde de hangi konuların olduğu yazıyor. Dolayısıyla tane tane ben size hepsini bunların anlatıyorum. Geometri de var tabii ki bunların içerisinde. Her gün matematik denemesi çözsem sizce nasıl olur? Bence yani bu soruyu yanıtlamam için ilk başta neler yaptığınızı bilmem gerekiyor. Yani hiç bizle çalışmıyorsanız farklı bir yanıt verirdim. Problemlerle fonksiyonları aynı anda götürmeyi tavsiye ediyor musunuz? Eğer götürmek istiyorsanız götürebilirsiniz. Problemlerle başka konuyu götürebilirsiniz. Size başınıza bela olmaz. AYT denemelerine ne zaman başlanmalı? Evet, AYT denemelerine biz ilk kez ne zaman başlayacağız? Hadi bakalım, bana bunun yanıtını verebilecek olan var mı? Hangi kıymetli günde biz AYT denemelerine başlayacağız? Acaba o gün hangi gün? Bizim ilk AYT'yi yapacağımız gün.
Berkay, evet Berkay. Berkay altın ışık bildi. 26 Ocak'ta o kutlu günde Ocak sonu Şubat başı. Sensin lan. Ay Melike'ymiş bu. Lan demedim. Sensin lan Melike. Ocak sonu Şubat başı. Kızım. İnşallah sevgilin de senin doğum gününü bir hafta sonra kutlar. AYT denemeleri bizde AYT 1 26 Ocak'ta başlıyor. Sadece devam edeceksin ablacığım. Üçgenlere hangi kaf kitabından sonra çalışmaya başlayalım? Herhangi birinden sonra değil. Hemen alıp başlayacaksınız. Bir yandan geometriyi götürmemiz lazım. Hocam çaldığınız bir enstrüman yok mu? Maalesef yok ya. Hocam hayal mi satıyorsunuz? Ama sen bizi yanlış anladın. Hayalkurun.com. Biz hayal kurduruyoruz. Hayal kurduğunuz hayale kavuşabilmeniz için de köpek gibi çalıştırıyoruz ama. Yaren, ne zaman başladın Kaf 1'e ve ne kadar zamanda buraya geldin? Yani hani 3 günde geldiysen okey. 3 haftada geldiysen yetişmez. Senin rasyonel sayılar dediğin bizim daha ikinci konumuz kızım. Hocam Kafik'i de dahil oldu ya denemelerimize. Tüm Kafik konularında birden mi? Yok birden değil. Yavaş yavaş. Teker teker konu ekleniyor bizde. Evet. Çocuklar. Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır konuşuyoruz. Hale bak. Like sayısına bak videonun. Allah iyiliğinizi versin. Hale bak ya. Nerede? Şurada. Şurada değil mi? Şurada. Kardeşim. Şurada. Kardeşim inanılır gibi değil ya. Şu like sayısına bak yerlerde sürünüyor. Yazık ya. Yazık yazık yazık. İnanamıyorum ya. Hala. Ya şu an sayı o kadar güzel artıyor ki. Bir zahmet çocuğum ayıp denen bir şey var ya. Hay yüzlerce kişi gelmiş çıkmış tık 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 tık. Armut gidiyor bir de dislike'a basıyor armut da böyle yapıyor. Hırs yapmış orada. Hani bana kötülüğü dokunacak ya böyle. Ulan like'dir lan dislike lan. Dislike. Ulan sen bir tane bana orada dislike atsan ne olur oğlum? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ın armudu. Ulan dislike atıyorsun deminden beri buradasın ama gidemiyorsun bir yere. Ne garip bir milletiz biz ya. Dislike'layın hocamızı. Ben Saadettin Shooting and the Forest. Saadettin kahkahalarını başka bir yayında atabilirsin artık. Elveda bundan sonra sessiz bir şekilde bizi bu kanalda izleyebileceksin. Saadettin aramıza katılmandan dolayı çok memnun olduk. Ama bundan sonra böyle göreceğim ben seni. Kahpirden başlasam yetişir mi? Alihan yetiştirmeye çalış. Yetişir bence. Çok yoğun bir tempo yetişir. Yazılımı öğrenmedim Barış. Alex de Souza. Evet. Tabii ki öneririm. Alabilirsin. Sevincim. Vallahi kendi sınavından bir ay öncesinde bitirmen iyi olur. Ben üniversite kazandım. Yine de sizi izliyorum. Teşekkür ederiz.
Hocam tekrar fasikülleri hakkında bilgi verir misiniz? Tekrar fasikülleri hakkında keyifle bilgi veririm. Konu tekrar fasiküllerimiz bunlar. Ulan 29 lira lan şu. Vay arkadaş ya, canım çıktı benim bunları anlatıncaya kadar be. Ulan kağıdını alamazsın 29 liraya ya. Şöyle devam edeyim. Konu tekrar fasikülü 1'de, bu 1 numaralı kitapçıkta 40 soru. Bunları mutlaka süre tutarak TYT çözüyormuşsunuz gibi çözün. Bana kalırsa en fazla 60 dakika verin kendinize. Tam sayılar ve rasyonel sayılar var. Yani KAF 1 kitabınızın ilk iki konusu. İkinci fasikülde tek çift sayılar, açık sayılar ve sayı çözümleri var. Yani KAF 1 kitabınızın üçüncü ve dördüncü konusu. Sonrasında üçüncü fasikülümüzde bölme, bölünebilme ve asal sayılar, asal çarpanlarla ilgili 40 soru var. Ve bunların hepsi çocuklar yeni nesil, biliyor musunuz? Bunların hepsi yeni nesil. Hatta şöyle bulabilir miyim ben onları ya? Konu tekrar fasikülleri. Valla bence bulurum yani. KTF. Buldun mu? Mesela KTF 6'yı ben size göstereyim. KTF 6. Mesela bakın, KTF 6. Görüyorsunuz değil mi? KTF 6 gençler. Şöyle. Mutlak değer ve çarpanları ayırma var burada. Ama bunu mutlaka süre tutarak çözmeniz gerekiyor. Süre eşliğinde yapmanız lazım. Niye biliyor musunuz? Maksat mesela diğer kolay sorulardan vakit ayırıp böyle bir soruda işte ayırdığınız vakitleri harcamak için. Mutlaka süre tutarak yapmanız gerekiyor. Mutlaka. Ya çocuklar, şöyle bir şey söyleyeceğim size. Biz her yaptığımız işte sizi geliştirecek, size katkı sağlayacak ve tabii ki de sizi geliştirmesinin yanında bize de arkamızdan "ulan adamlar ne kadar güzel işler yapmışlar ya" dedirtecek kaliteli işler ortaya koymaya çalışıyoruz. Amacımız bu, gayemiz bu. Arkamızdan iyi şeyler söyletmek ve arkamızdan bu adamlar yaparsa kalitelisini yaparlar dedirtmek. O yüzden de son derece düzgün olmasına gayret ediyoruz yaptığımız işin. Konu tekrar fasikülleri de bence çok güzel oldu, çok kaliteli oldu. Umut Önder Cansızoğlu. Hocam sayenizde yazılımcı oldum. Çok teşekkür ederim. Keşke bizim zamanımızda da böyle canlı yayınlar olsaydı. Umut Önder gerçekten mi ya? Yazılımcı mı oldun? Aferin oğlum sana ya. Aferin oğlum sana. Umut Önder, yani sürekli teknoloji gelişiyor. Sürekli gelişiyor. Yani yeterli olur mu? Olur tabii ki yani. Çok çok her şeyi öğrenmiş olacaksınız sonrasında. Emre Yasin, ben çözücüyüm. İbrahim İmirci, merhabalar canım. Üçgenler fasikülünde gösterir misiniz? Emre, tabii gösteririm ama şöyle, bundan bir önceki canlı yayınımızda yanılmıyorsam dündü, Dörtgenler Bitirme Kampı ve Deneme Sınavı diye Hayal Kurun Denemeleri adında bir canlı yayındı. Ve o canlı yayının başında ben direkt dörtgenleri anlatmaya başladım. Dörtgenleri anlattım ama sonra içime sinmedi, bir de üçgenleri anlattım. Dolayısıyla lütfen onu da izler misin? Orada hepsini gösteriyorum ben. Hatta üçgenlerin iki tane dersini, dört ve beşinci derslerini komple gösteriyorum. Mehmet, benim derdim o sınavlara gözetmen eşliğinde de girmeniz veya gözetmen eşliğinde girmek için uymuyorsa vakitler size, en azından diğer vakitlerde girmeniz. Ama yeter ki o deneme sınavlarına girin. Hayalkurum.com'daki dersinizin içerisinde polislik, Salih Özdemir, devam canım benim.
Salih ya, iki tane çok güzel anımı anlatayım mı? Demin şeyi tamamlayayım da hayalkurun.com'daki dersinizin içerisinde farklı bir cevap formu var. Oraya da girebilirsiniz. Geçen sene bu zamanlarda yanılmıyorsam Berlin'den dönüyoruz. Akşam saat 1 midir nedir? Yeni havalimanında indik uçaktan pasaport kontrole doğru gidiyoruz. 1-1,5 zaten uykusuzluktan gözlerimiz akıyor. Yengenle. Tam pasaport kuyruğundayız. Orada cam korumaların içerisinde iki tane pasaport polisi var. Genç polislerden bir tanesi yaklaştı böyle hocama. O hocam hoş geldiniz dedi. Ulan. Bende bir hava. Bende bir hava. Vallahi yemin ederim. Hocam dedi. Dedim öğrenci miydiniz? Hocam dedi sayenizde buradayız dedi falan. Vallahi çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Eski öğrencimmiş. Sonra bir gün tam Zincirlikuyu'nda orada bir akşam polis çevirmesi var. Yardırmışım geliyorum diyeceğim. Asla yapmayın trafikte öyle şeyler. Ne yardırması? Normal gideceksiniz işte. Tam polis çevirmesinin oraya geldik. Böyle yaptı. Çek kenara dedi. Çektim kenara. Camı açtım. İki polis yan yana. Bir tanesi tam bana ehliyet ruhsatı soracakken diğeri böyle yaptı. Oo Besat hocam nasılsınız? İyi misiniz hocam dedi. Abi ben de bir hava. Ya şaka yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor ya. O da öğrencimmiş. Konuştuk biraz sohbet ettik. Hatta bir de fotoğraf çekip atmıştım story'e. Sonra dedim ya dedim ruhsatı vereyim mi? Hocam buyurun dedi ya. Vallahi dedim bak vereyim. Hocam dedi buradayım ya. Dedim vereyim. Hocam dedi rica. Tamam dedim teşekkür ederim. Ya çok hoşuma gitmişti ya. İki tane polis öğrencimi görmüştüm. Tesadüfi olarak. Biri yol çevirmesinde. Biri de pasaport kontrolde. Çok güzel bir şey ya. Sizlere böyle hayatın farklı alanlarında dur. Hocam, anam son kez yaz dedi. Boyoz yollayalım mı İzmir'den kargo ile? Emirhan Onaran. Emirhancığım. Ay canım oğlum benim ya. Emirhan. Ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Emirhan. Dur. Emirhancığım, görüyor musun? Oğlum fırın bizim lan. Alsancak Dostlar Boyoz fırını bizim. Yengemin yani. Abimin eşinin. Bak bu yengem. Bu yengem, bu Ertuğrul abi. Yanında yengemin rahmetli Mustafa abim. Ya bak Mustafa abim. Burası da Alsancak'taki fırın. Sen bilirsin burayı. Bak yengem, Berrin, Mustafa abi, Mertil abi. Ah ah. Yani biraz test şey oldu ama gönderme canım benim. Bizimizde de var. İstanbul'da getiriye de geldi. Bu arada şeyler, boyozlar. Çok teşekkür ederim. Göndermiş kadar oldun. Çok naziksin. Emirhan'cığım. Besse hocam Şubat ortası limit türevi integral için geç mi? Nasıl bir süre? Biz bir ay içerisinde limit türevi integrali siz de halledebiliriz. Hiç merak etmeyin. Helen Reyhani. Helen'cim merhabalar canım benim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim ya. Benim güzel öğrencilerim. Yarencim ekibim zulasın canım benim. 12'yim. Kaf 1, kaf 2 problemler aynı anda götürmeli. O kaf problemleri istediğinizle birlikte götürebilirsiniz. Çocuklar, yavaş yavaş müsaadenizi isteyeceğim. Sorularınızın yanıtlayamadığım kısmının bir kısmını da okuyorum. Ama her biriyle ilgili hemen cevap veremiyorum. Bazıları cevap vermesi çok uzun oluyor ve bir kısmını aklımda tutup sadece onunla ilgili bir canlı yayın değil de bir video belki
anlatabilir, bir video koyabilirim diye düşünüyorum. O yüzden de Emir Serhan'ın sorusunu bir daha yanıtlayayım. Hocam kızıyorsunuz fakat amacım seviye kısmını ayırt ettirmek. Örneğin derece isteyen farklı sıkıntı belirttiğim seviyede olanlar farklı sıkıntı çözecek tabi. Ya ben Emir sorunu kendisini unuttum ama ya. Keşke onu da yazsaydım. Bugün kaf 1 aldım. Kendime güveniyorum ve sizin sayenizde 40 net yapacağım. İşte budur ya. Her şey gitsin. Bu yorum kalsın burada abi. Aferin. Güvenin kendinize ve bedel ödeyin. Çalışın ve bedel ödeyin. Sizleri çok öpüyorum. Canımsınız. Sorularınızı yanıtlamaya çalıştım. İnşallah bir kısmınızın kafasındaki soruları yanıtlayabilmişimdir. Öpüyorum hepinizi. Bir başka yayında görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşça kalın.